Mardin Artuklu'ya geldik. Artuklu'da annemizin yanına geldik. Şimdi kendisine soruyoruz. Ne Evet. şikayetlerin var? Şeker var, tansiyon var. Sıkıntı var. Şeker için sade iğne mi vuruyorsun? Evet. Kaç kaç vuruyorsun? Üç sefer. Sabah. Üç sefer. Sabah. Sen hiç periz yapmıyorsun ama. Yani. Normal vatandaş gibi yiyorsun. Evet. Sen de öyle. Şimdi seninle ayrı konuşacağız da. Sevgili kardeşlerim, şeker hastalığınız varsa periz yapmadan bu iş olmaz. Ben her şeyi yerim, iğnemi de vururum, oh yaşarım. Yok öyle bir şey. Bütün dengenizi bozarsınız, bütün düzeninizi bozarsınız. İşte şimdi ne diyor? Bağırsaklar çalışmıyor. Kalbi gümbür gümbür çarpıyor. Neden çarpıyor? Çünkü vıcık vıcık yağ olmuş her tarafı. Neye bağlı yağ olmuş? Şeker ve insülin kullanıma bağlı da yağlanma olmuş. Periz yapmadan sadece ilaç ve iğneyle şekeri düşürmek iyi değildir. Tehlikelidir. Başında iş gelir. Canım öleyim gideyim ne var? Ölmezsin. Ölmezsin. Gözün görmez, sürünürsün, belin ağrır, sıkıntılar olur, damarlar tıkanır, ayaklarda yaralar açılır. Buralarda ağrı var mı? Onlara da erimiş bu. Bunlarda da ağrı var. Ameliyat olacaktı, yapamadılar. Oynat bakayım anneciğim. Bunu oynat. Şeker hastalığında iyi ki ameliyat olamamış da yapmamışlar. Çünkü şeker hastalarında konulacak o demirlerin bir sürü sıkıntıları çıkar. Önce şeker hastalığı şekerini tedavi edecek. Ondan sonra düşünülecek ameliyatlar şeyler. Sen şimdi bana bir şeye söz vereceksin. Ekmek yemeyeceksin. Ekmek niye yiyor biliyor musunuz? İnsülini çok vurduğu için deli gibi acıkıyor. İnsülini çok vuruyorsunuz. Fazla geliyor. O yüzden mecburen yiyor. Vücut kendiliğinden şeker üretmez. Sen dışarıdan yersen şeker olur. Hiç hoşuna gitmedi söylediğim laflar. Yok. Ablam acıkmanızın sebebi de insülin fazla geliyor. Kabahat buz gibi sen de abla. Şimdi bugünden itibaren başlıyoruz. Bir, eve hiç ekmek almıyoruz. Hamur işi almıyoruz. Bulgur pilav, pirinç pilav almıyoruz. Ne yiyoruz? Devamlı sebze yiyoruz. Zeytin yaprağı, deve dikeni, enginar diye bir hap var. Çok güzel şekeri düşürüyor. Bir de zencefil, zerdeçal, çörek otu, mahlep, tarçın karışımı var. Bu da şekeri düşürüyor. Eğer bunları güzelce yaparsanız ben de size garanti veriyorum. Hem dizin rahatlayacak, hem bağırsakları çalışacak, hem de ciğerleri rahatlayacak. İyi ki ameliyat olmamış. İyi ki ameliyat olmamış. İyi ki yapmamışlar. Burada kupa tedavisi dediğimiz bir tedavi yapıyoruz. Buraya manyetik akımlar da veriyor. Değişik bir aletimiz. Şimdi onu uyguladık. Kendisinin tansiyonu yüksek olduğu için başka bir işlem yapmadık. Kendisine ozonlu bir İğne yapmayı düşünüyorduk fakat yapmadık. Tansiyonu çok yüksek şu anda. Şimdi biz ne yaptık? Birazcık vücudundaki kan dolaşımını hızlandırdık. Yalnız şaka bir tarafa, eğer bu şeker meselesini ciddiye almazsak vallahi billahi başımıza işler gelir. Şimdi biz ona Ankara'dan gelecek bazı ilaçlar söyleyeceğiz. Bu ökse otunu yazdım buraya. Onun çayını içsin, bir tansiyonda arada bir ölçün, bir bakın bir. Şimdi şeker içinde o baharatçıdan alabilirsin abi. Zencefil, zerdeçal, çörek otu, mahlep, tarçın. Bunlardan 100'er gram alıp kavanoza koyacağız. Sabah akşam yoğurda karıştırıp vereceğiz. Mardin Artuklu'dayız. Bir başka ablamız geldi. Bize derdini anlatmaya başladı. Söyle ablam, ne şikayetin var? İşte ağrıyor bacaklarım, kollarım uyuşuyor. Halsizlik oluyor öyle. Tamam.
Ne zaman düştün de kalçana ameliyat yaptılar abla? Hangi ayda? 8 ay daha fazla oldu. Ne olur çok su içmen lazım. Ben su içiyorum. Beni ama. Affet ablacığım. Özür dilerim. Rica çok ederim. Affedersin. İdran rengi şöyle beyaz olacak abla. Dilin kuruysa bak şu anda kuru. Bak çıkar bak çıkar. Çok kuru. Çatlak çatlak. Bil ki üre yüksek. Üre yüksekse vücutta zehir yüksek. Zehir yüksekse sen hiç iyileşmezsin. Kendine gelmezsin. Böyle bir tuhaf olursun. Böyle halsizlik olur, takatsizlik olur. Abla ne olur bu suyun iç ki biraz vücut canlansın. Bak güzel yürüyorsun demin karşıdan gördüm. Üçüncü sana, defa sana kemikler... yine düşmüştüm burası burkuldu. Tamam. Kolumu yüksek. Kollarında peki. Tut bakayım abla. Boynumda fıtık var. Belimde 3 tane fıtık var. Getir bakalım bunun tansiyonunu ölçelim. Güzel şeyler olacak. Asma suratını. Çok suratını asıyorsun. Yalnız şekeri bir şey yapmaya söz ver. Yapacaksın mı yapmayacaksın mı? Buradaki doktor da dedi biz üçüncü kişiyiz. Birinci sen sonra şeker sonra biz geliyoruz. Bravo doğru demiş. Evet. Allah razı olsun o doktorundan. Git bir elini öp o doktorun. En doğru lafı söylemiş abla etme eyleme gözünü seveyim yani. Yani doktor ne demiş? Eğer sen dikkat etmezsen biz bir şey yapamayız demiş. Börek yemeyeceğim mesela. Pilav yemeyeceğim mesela. Tatlı meyve de yemeyeceksin. Mardin'in o güzel üzümünden yemeyeceğim mesela. Vallahi dayanamıyorum. Ne olursun abla. Lütfen buna dikkat et. Çok güzel şeyler olacak ama dediklerimi sor. Neden? Sen zayıfsın. Bak öbür ablam böyle değil. O tombiş. Onda olmaz ama sen... Kalkmıyor. Yiyor yatıyor. Sabahtan akşama kadar. 24 saat yatıyor. Kendinde değil. Ama... Dikkat etmeniz lazım. Kendinde değil kadıncağız. Bu ablamın da tansiyonu yüksek. Canım ablam işler iyi değil. Tansiyon yüksek oldukça beden bozar. Batı yok yapamayız. Yüksek çok yüksek. Bu da 16 civarında. Bunlar hemen bu sarımsaklı limonu şey yapalım. Onu hemen yapacağım sizin dediklerinizi. Bak bunu yutmasın hiçbir faydası yok bunun. Bunun biraz faydası olur ağrı oldukça yutsun. Evet, tansiyon yüksek olduğu için bir şey yapamadık. Kendisine şimdi vitaminlerini söylüyoruz. Bunları güzelce kullanacak. İnşallah güzel şeyler olacak, rahatlama olacak. Çok güzel tedaviler söyleyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.